Arkadaşlar merhaba, 14 Ocak Pazar ABD Gulfstream'deyiz. 9 koşullu bir program var. Birinci altılı ganyanın ilk ayağı 20.39'da başlıyor. Bir maiden koşu, 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 2200 metre çim pistte bir koşu. Koşuya bakalım. 89 binlik bir maiden koşu. 8 numaralı Bersifay, Louis Hayes'le start alacak olan, 8 numaralı Bersifay ile ikili olan War Princess'le başlayacağız. İlk sırada bir Warfront yavrusu, kariyerinin ilk startında bir ikinciliği var. Jose son startında bir ikinciliği var. 85 binlik maiden koştu. Jose Ortiz'le start alıyor. İkinciliği 1700 şimdi. 7 numaralı I Am Sure Thing, Tyler Gaffoloni ile start alacak. Önceki startında War Princess'in arkasından bir üçüncülüğü var. Son startta da bir boydan az bir farkla 70 binlik maiden koşta 1700 metre çim pistten kumandan yarışta ikinciliği olan bir isim. 3 numaralı Maman John, David Egan'la start alacak olan bir isim. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Önceki startında bir şartlı koşta üçüncülüğü var. İngiltere'de 2000 metre çim pistte. 2 numaralı Settling Storm, Brad Ortiz Jr.'la start alacak ve 4 numaralı Akay'la, Javier Casalano'yla bu koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu bir satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 kumda start alacak. Burada da 3 isme yer vereceğiz. Öncelikli olarak 6250'lik vasat seviyede bir satış koşusu $19.000. Toplam ikramiyesi var koşunun. Üst grup koşulardan bu koşuya gelen Tepeo, Tapit yavrusu 2 numaralı. İlk sırada yer alıyor. 5 numaralı Major King, Luis Saez'le son startında bir ikinciliği var. 400 kumda. 6 numaralı Holiday Fantasy, Angel Morales'le son startını 1600 kumda 1.38.20 ile kazanan bir isim. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Double Play King, Major King'in ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var son startında. Üçüncü koşu bir maiden koşu 1200 kumda. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Koşu üst grup bir maiden koşu. 5 numaralı Overly Dramatic, Todd Pletcher'ın antrenör ettiği Intimist Chief yavrusu Arat Ortiz Jr. ile start alıyor. $300.000 satın alınan bir isim. 1 numaralı Leslie Humor, Cantoros yavrusu Tyler Gaffoloni ile kariyerinin ilk startına çıkıyor. 2 numaralı Neat Trick, Louis Saez ile start alacak olan bir Good Magic yavrusu. 6 numaralı Qualificata, Edgar Zayas ile son startlı bir ikinciliği var. 34 binlik bir maiden koşuda 9 metre kum pistte. 4 numaralı Sweet Mimi, Paco Lopez'le bu koşuda şans verdiğim isimler. 4. koşu 2. altılı ganyan ilk ayağı 22.08'de bir stakes koşu. 1600 çimde 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. $75.000'lık bir stakes koşu. Burada da 4 numaralı Sweet Danny Girl son startında 140 binlik üst grup bir şartlı koşuda ikinciliği var. Ondan önce de önceki startlarında da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. Arat Ortiz Jr. ile start alıyor. 4 numaralı Sweet Danny Girl. 7 numaralı Time Passage, Edgar Zayas ile start alacak. Son 3 startında bir handikap, 4 startında bir şartlı satış koşusunu 1670 tapetada aynı pist ve mesafede handikap koşuyu, aynı pist ve mesafede yine Black Type koşuyu kazanan bir isim. Son startında da 1700 tapetada koşuyu kazanıyor. Black Type koşuyu. Son 4 startın 3'ünde favori çıkmış bir isim. 1700'ler 1.40-60, 1.40-07, 1.43 dereceleri. 1700 tapetada da 1.43-83. Bir de bütçeniz müsaitse Paco Lopez ile start alacak olan 6 numaralı The Last Ballot's Mine. Son startta bir boydan az bir farkla ikinciliği var. 1700 çim pistten kumandan yarışta. 5. koşu bir maiden koşu 1200 kumda. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir koşu. Yine 89 binlik üst grup bir maiden koşu. 3 numaralı Bedazzle'ın Junior Alvarado ile favori olduğu son startın ikinciliği var. 120 binlik üst grup maiden koşuda 1200 kumda. 9 numaralı Artemis Sound Audible yavrusu Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Top 5 santrenizdeki 2 numaralı Do Gooder Javier Castellano ile 1 numaralı Tinky Abario Jesse Spios'la, o da kariyerinde ilk startın ikinciliği var 1200 kumda. Bir de 8 numaralı San Azteca yazılabilir bu ayakta David Egan'la start alacak olan. 6. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre tepe tepiste start alacak. Burada da Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan Mark Cassen'in antrenör ettiği 4 numaralı Karaya
destek olur gibi gözüküyor. 50 binlik şartlı satış koşusu 59 bin dolar. Toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Karaya favori olduğu son startında yine Rad Ortiz Junior'la 1000 metre tepe pistte 56-31 ile kazandı. Bir maiden satış koşusu var. Diğer isimlerin yanında biraz öne çıkan bir isim. Ben de tek olarak öneriyorum 4 numaralı Karaya'yı. 7. koşu opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Koşu 35 bin dolarlık şartlı satış koşusu. 37 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Perhaps Tonight. Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son 3 startında 2 tane 50 binlik şartlı satış koşusunu 1400 şimdi 1.22.07 1800 şimdi de 1.47.15'te kazanmış bir isim. 2 numaralı Blue Times. Paco Lopez ile start alıyor. O da son 3 startında 57 bin bir şart koşuyor. 1700 şimdi 1.40.87 2 önceki startta ve favori olduğu son startındaki 40 binlik şart satış koşusunda 1700 tapeta da 1.43.93'te kazanmış bir isim. 8 numaralı Strong Odor Javier Casalano ile start alıyor. Son 4 startında 2 tane şart satış koşusunu 1700 şimdi 1.43.51 1600 şimdi 1.34.61 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı South Stream Girl Junior Alvarado ile start alıyor. O da favori olduğu son startında 25 binlik satış kursunu 1 bu yaklaşık farkla 1600 şimdi 1.34.33'te kazanmış bir isim. Son olarak 3 numaralı Love Her Lots Jose Ortiz ile yazılabilir bu ayakta. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kunda start alacak. Koşuya bakalım koşu. 5 binlik şartlı satış koşusu 91 bin dolar toplam ikramiyesi var. 8 numarada Furious Anger ile başlayacağız. Kariyerinin son startında favori olduğu maiden koşuyu, üst grup bir maiden koşuyu. 1200 kumda 1.09.91 ile kazanmış bir isim. 2 numaralı Caramel Chip. Murat Ortiz Junior ile start alacak. O da son 3 startında 1400 kumdaki şartlı koşuyu 1.24.45, 1200 kumdaki son startında 1.10.25 ile 3.5 boy farkla kazanmış bir isim. 3 numaralı King Cap Paco Lopez ile start alacak. Son startında bir ikinciliği var. 25 binlik şartlı satış koşusunda 1200 kunda ve 1 numaralı Scoot Daddy Javier Casalano ile bu koşuda önereceğim isimler. Son koşu bir maiden satış koşusu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. Koşu 35 binlik bir maiden satış koşusu. 6 numaralı Silent and Violent ile başlayacağız. Üst grup maiden koşulardan bu koşuya giriyor ve Rat Ortiz Junior ile start alacak bugün. 5 numarada Ikes Gamble, Christopher Emick ile şans verdiğim diğer bir isim. 11 numaralı Dollar Liberty, Jose Ortiz ile favori olduğu son startında bir ikinciliği var. 25 binlik maiden satış koşusunda 1400 kunda. 10 numaralı Papa Lot, Luis Saez ile o da ikinci olmuş son startında 25 binlik maiden satış koşusunda 1600 şimdi. Ve 1 numaralı Immortal Lion, Javier Casalano ile üst grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Altılgayan ilk ayağı bir maiden koşu. 5 Altılgayan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 1. Altılgayan ilk ayağı 20.39'da bir maiden koşuyla başlıyor. 8 numaralı Bersifay Accuracy, 5 numaralı War Princess, 7 numaralı I Am a Sure Thing, 3 numaralı Mamajun, 2 numaralı Settling Storm ve 4 numaralı Akayla. İkinci koşu 2 numaralı TPU, 5 numaralı Major King, 6 numaralı Holiday Fantasy ve 1 numaralı Double Play King. Üçüncü koşu 5 numaralı Overly Dramatic ile başladık. 1 numaralı This Is Humor, 2 numaralı Neat Trick, 6 numaralı Qualificata, 4 numaralı Sweet Mimi. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan. İlk ayağı 4 numaralı Sweet Danny Girl ve 7 numaralı Time Passage. Öne çıkan isimler bütçenin müsaitesi 6 numaralı The Last Ballad Is Mine. Beşinci koşu 3 numaralı Bedazzle'ın, 9 numaralı Artemis Sound, 2 numaralı Go Do Gooder, 1 numaralı Tinky Abario ve 8 numaralı San Azteca. 5. koşuda 4 numaralı Karaya, Rat Ortiz Junior'la tek olur gibi gözüküyor. 7. koşu 5 numaralı Perhaps Tonight, 2 numaralı Blue Times, 8 numaralı Strong Odor, 4 numaralı South Stream Girl ve 3 numaralı Love Her Lots. Önerdiğim isimler arasında 8. koşu 8 numaralı Furious Anger, 2 numaralı Caramel Chip, 3 numaralı King Cap ve 1 numaralı Scoot Daddy. Son koşuda bir maiden satış koşusu, 6 numaralı Silent and Violent, 5 numaralı Ikes Gamble, 11 numaralı Dollar Liberty, 10 numaralı Papa Lott ve 1 numaralı Immortal Lion şans verdiğim isimler arasında.
Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şanslar diliyorum.